Evet şimdi burada arkadaşlar Z'den dolayı E açısı 2 alfa. Alfa ile 2 alfa arasında zaten artık gördüğünüz gibi 30-60-90 üçgeni olmuş oldu. Alfa 2 alfa 90'dan dolayı e, hani göremeyen arkadaşlar için de söyleyeyim. 3 alfa artı 90-180 bu yüzden alfa 30. Şimdi artık karşı kenar 6 3, 30'un karşısı böylece 6. Demek ki X 1'miş A şıkkı için eski haline getirelim. Görüntü olarak da daha kolay olacaktır. Bazen de katlar, katlarız arkadaşlar soruyu. Ama burada eski haline getirerek daha kolay olacağını göreceksiniz. Bakın burası 4 AD üstü de 4. Sonra şuraya A diyeyim. Katladığımızda değişmeyen şey açılar aynı zamanda. Bu yüzden bakın Alif Alif'a dersek paralel artı açıortay ikiz kenarı getirir. Bu yüzden DE ile EB birbirine eşit olur. Şöyle A diyorum. A diyorum. Karşılık kenarları eşit olduğu için AB 6 olduğundan EC de 6. 6 olduğu için şey, EC de 6 eksi A kaldı. Böylece 6 eksi A A ve 4 arkadaşlar. Toplamları bakın A'lar gittiği için 10 olacak. Cevap buradan C şıkkı kenar üçgen olduğu için arkadaşlar şöyle bakın e, soruya sağ taraftan başlayacağım. Hani neden buradan başlıyorum söyleyeyim. Çünkü burada orta nokta olduğu için K -L, L, a o zaman kelebek benzerliği olur biraz işim rahatlar. Yani ben buraya a dersem şöyle a olur dikdörtgenden kelebek benzerliğinden de a olur İkizkenar üçgen olduğu için diğer tarafta 2A olur haliyle şunu görmüş olurum artık ben. Yukarısı dikdörtgenden dolayı yine şuraya ET diyeyim. ET 3A olacak. Kare olduğu için arkadaşlar 3A olacak. Ve soruda bize e, bu AD uzunluğunun 7 birim olduğunu söylemiş. Bakın uzun kenarı 7 demiş. Haliyle 3A şurası ne olacak? 7-3A. O zaman Gördüğünüz gibi 7 eksi 3 a oldu. Şöyle bir dik üçgen yapabiliriz. Burada büyükçe göstereyim. 7 eksi 3 a, 2 a ve 2 kök 5. Hangi üçgenden bahsediyorum? Harf vereyim. KPR P, R üçgeni arkadaşlar. Ve burada Pisagor yapabiliriz ama 2 kök 5'li bir özel üçgen düşünüyorum. 2, 4, 2 kök 5. A'ya 1 verirsem 2. A'ya 1 verirsem 4 hakikaten 2, 4, 2 kök 5 oluyor. Olmasa bir de işimiz gücümüz yok. İkinci derece denklem yapacaktık. Haliyle buradan artık A'nın 1 olduğunu gördüm. A 1 ise arkadaşlar bu ikiz kenar üçgenin bir kenarını da 4 bulmuş olduk. Zaten benden istediği AB uzunluğu D 4 santim. 5 derece var. 90 derece var. Aslında şunu şöyle bir ikiz kenar dik üçgene tamamlamak lazım arkadaşlar. P diyelim. Böylece 45, 90, 45 olacak. EP ile buradaki EC birbirine eşit olacak. 60 derecenin karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı 4, 90'ın karşısı 8. 3 kök 2, 3 kök 2, 6. 8 olması için bakın x 2 oldu c şıkkı. Alanları yazdım şu an sadece. 28, 8 ve 12 verilmiş. Paralel kenarda şunu önemsiyorum ben. ...DF'yi birleştirip DFC üçgeni paralel kenarın yarısı. Sonuçta biz bu bilgiyi bayağı bir kullanırız arkadaşlar. Toplam paralel kenarın alanı 28, 12 daha 40, 48. O zaman yarısı bunun 24 olacak. Peki neresi 20, 24? İşte bu fosforladığım yer 24. Yani 24 tamamı 28 olduğu için şu ufak EDF üçgenine 4 kaldı. Böylece gördüğünüz gibi... Alanlar 8 ve 4. Alanlar oranı tabanlar oranıdır. Nereye göre? F noktasına göre bakın. FEA üçgeni ve EDF üçgeni. 2X'e X karşılık kenarları eşit. 3X 6. X eşittir. 2C şıkkı. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var şimdi. Düzgün altıgenin şu simetri eksen olan FC kenarın iki katıdır. O yüzden böyle 8 olacak. Sonra... Burada bir ikiz kenar yamuk oluyor. 30 derece sağa doğru eğiliyor. Burası da 30 derece sola doğru eğiliyor. İp de böyle yerleştiriliyor. O zaman burada artık ikiz kenar bir yamuk var. 8 santim. Direklerin boyu 2 santimmiş. O zaman 30 derece eğildiği için 30'un karşısı da 1 olur. Yine burada bakın aynı yorum. 2 olduğu için 30'un karşısı 1 olur. 8 olduğu için işte size PR uzunluğu. Aslında mevzu buydu C şıkkı. 15, 20, 25 üçgeni verilmiş. Bakın EC'nin 20 olduğunu görün. Soruda verilmiş. 15, 20, 25 üçgeninde yüksekliği bulacağız. Neden? Yükseklik aynı zamanda şöyle bir CH dersek dik yamuğun da yüksekliği olur. Böylece H çarpı 25 bölü 2, 15 çarpı 20 bölü 2'ye eşit yamukta. Bunlar sadeleşince 25, 20, 15 böylece yükseklik 12 geldi. 12 olduğu için HB 9 oldu. Zaten AH'da karşılık kenarlardan dolayı 3. Yamuğun yüksekliği 12. Alt taban artı üst taban 15 bölü 2. Böylece cevap 90 oldu C şıkkı. Gezegen çizmek karede lazım olabiliyor arkadaşlar bize. Hele böyle bir de AF uzunluğunu verdiği zaman şimdi soldan 45 sağdan da böyle köşegen yardımıyla 45'i görünce bakın 150 derecelik bir açı oldu ACF açısı. Haliyle birinin alanı diğerinin alanının kaç katıymış? 3 katına eşitmiş. O zaman e, kenarı da kök 3 katına eşittir. Bundan dolayı kök 6 ise kök 18. Neydi? Karelerde benzeri olduğu için alan oranı benzerlik oranının karesidir. Ya da şunu dersiniz. Birinin alanı a kare, öbürünün alanı kök 3 çün karesi, bunun 3 katı olduğuna göre hakikaten A kare gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan şey kök 6'ymış pardon. E, ee, 6 kere 2 18 olacak. Burası da bakın gördüğünüz gibi hakikaten A kök 18 oluyor. Şimdi yani 3 kök 2. Bundan sonra kosinüs teoremi yapabiliriz. 3 kök 2 şu e, kenar 3 kök 2 tabii ki. O zaman kenar 6 olacak. Köşegen 6 olacak. Yine kök 6 olduğu için kök 12. Burası da 2 kök 3 olur. Cos teoremi yapıyorum. 36 artı 12 eksi 2 çarpı 6 çarpı 2 kök 3 çarpı kosinüs 150 eksi kök 3 bölü 2. Böylece eksi 2'ler sadeleşti. 6 çarpı 3 18 çarpı 2 36 72 12 daha 84 oldu x diyelim bu ifadeye. x kare 84 x 2 kök 21 b şıkkı. Bir deltoid verilmiş hemen deltoidde ilk hamlemiz madem bir AC'yi vermiş bir de açı var o zaman açı ortayı da gösterelim böyle alfa alfa diyelim. Köşegenler dik kesişir e, simetri ekseni diğer köşegeni ikiye bölüyor bunlar da lazım olabilir dursun. Şimdi bundan sonra AC'yi istiyor bizden arkadaşlar alfa şuraya 90 eksi alfa dersek yani heyecanlandım orada ama yok 90 eksi alfadan bir şey gelir mi diye yok gelmiyormuş. O zaman normal dümdüz ben benzerliğe girelim. Bakın en standart benzerlik. Alfa beta ECD üçgeninde sonra üçüncü açıya da şöyle teta diyeyim tamam mı? Büyük üçgene dikkat edin. ACD üçgenine alfa var beta var o zaman D açısının tamamına da teta derim. Haliyle bu iki üçgen benzer olmuş olur arkadaşlar. Şimdi birisinde alfa'nın gördüğü 8 büyük üçgende, alfa'nın gördüğü küçük üçgende 4. Benzerlik oranı 2 oldu. Sonra arkadaşlar teta'nın gördüğü büyük üçgende yani AC bilmiyoruz. Teta'nın gördüğü küçük üçgende 8. Demek ki AC buradan 16 olmalıymış. D şıkkı.